Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Bugün çok tatsız ve benim için oldukça böyle sıkıntılı bir video olacak. Hacklendim arkadaşlar. Yani kriptodaki birçok insan gibi. Ben de hacklendim. Ve 40 bin dolardan biraz daha fazla bir para çalındı. Üzüyor insanı. Tabii ki de herkes burada para kazanmaya çalışıyor. Ben de para kazanmaya çalışıyorum. Yani ailemin geçindirmesinde vesaire bilmem ne. Önemli. Fakat beni en çok üzen şey kastığım bir cüzdandı. Bu 3-4 yıllık bir cüzdandı arka. 4 yıla yakındı yani öyle söyleyeyim. Ve Arbitrum Airdrop'unu, işte optimizmi her yeri kastığım sapa sağlam olan, tarihi geçmişi çok iyi olan bir cüzdandı bu. Ama bunun seed yani çekirdek kelimeleri çalındı. Bu sayede de çalan kişi benim cüzdanıma ulaştı. Burada görürsünüz arkadaşlar zaten. Ben altta da yazacağım. İstiyorsanız siz de inceleyebilirsiniz cüzdanımı. Bob üzerinde kasıyordum. Zaten videolarını çekiyordum sizlere anlatmıştım biliyorsunuz. Çok da güzel puan kasıyordu. Güzeldi her şey. Çaldı yani 0.28 bitcoin'im vardı. 0.3'e yakını. Yani 20 bin dolara yakın bir parayı sadece zaten buradan kazandı adam. E koymuştum. Elimdeki puffer ethereum'lar vardı. Onların hepsini aldı. Onun dışında işte Easy Ethereum vardı biraz. Ether'de vardı. Bedrock'ta vardı. Yani nereye neyi koyduysam hepsini aldı arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim hatta. Şu portföyümde sadece böyle çerçöp bir şeyler kalmış. bu avalan çağında kalan para bu para değil yani burada bir para yok. Sadece ben burada bir projeye yatırım yapmıştım o yatırım yaptığım projenin vestingleri var burada. Onlar duruyor. Onları alamıyor yani. Alabilse onları da alacak ama vestingli olduğu için alamıyor. Bir de Eigenlayer ve Ethena. Ethena'ya 1000 dolar koymuştum orada puan kassın diye. Eigenlayer'de de normal Eigen işte Ethereum'lar vesaire var. Onları çekmiş. Her ikisini de withdraw yapmış. Ama her ikisinde de bir haftalık bir çekim süreci var. Bir haftalık çekim süreci olduğu için onları kendisine alamamış. Ben de Twitter'dan sağ olsun burada Smart Contract adlı bir arkadaş var. Hacklenir, hacklenmez. Onunla iletişime geçtim. Bot mod kurabileceğini ve bot kurarak işte buradaki bu çekimleri oradaki hesaptan daha önce yapabileceğini vesaire söyledi. Umarım hızlı bir şekilde yapar ve hani o en azından şuradaki Aygınlayır ve işte Ethena'yı kurtarabiliriz yani çok bir para değil ama bu 2000 dolar yakın bir parayı buradan kurtarabiliriz diye umuyorum. Bir diğer nokta işte çalan hesap şu arkadaşlar bunları da yazarım açıklamaya oradan da bakabilirsiniz. Yani 41 bin dolar parayı çalmış. E nasıl çalındı birçok insanın bana sorduğu şey bu. Böyle bir şey başınıza gelince umarım gelmez arkadaşlar çok berbat bir şey. Anlamıyorsunuz yani nerede hata yaptığınızı çok fazla bilmiyorsunuz aklıma gelen tek bir şey var. Mesela ben böyle şey yaptığımı zannetmiyorum. Ben arkadaşlar şöyle şeylere girmedim hiçbir zaman. Yani ondan %100 eminim. Mesela işte Puffer Finance bir şey paylaşıyor. Onun altında şöyle bakın dolandırıcı hesaplar oluyor. Şuralara, şuradaki linklere girip cüzdanımı hiçbir zaman bağlamadım. Çünkü ben zaten ambasador olduğum için böyle bu phishing link dediğimiz yani dolandırıcı sitelere karşı aşırı derecede kendimi koruyordum. Orada hiçbir hata yaptığımı düşünmüyorum. Bilgisayarıma virüs girdi vesaire ee, zannetmiyorum. Çünkü seedlerimi bilgisayarda da tutmuyorum arkadaşlar. Yani bilgisayarıma giriş yapan bir insanın benim cüzdan kelimelerimi bulması imkansız. Çünkü bilgisayarda öyle bir şey. Sonra bir şey olmadı. Bir şey olmayınca galiba hani dedim sıkıntı olmayacaktır. Fakat arkadaşlar işte dün e, maça gittim. Fenerbahçe Galatasaray maçına. Yani bu da çok enteresan bir şey. Çünkü bakın cüzdanı soyan kişi arkadaşlar. Şurada şeyleri görebilirsiniz. Sizlere göstereyim. Bu cüzdanı soyan kişi arkadaşlar. Buradaki şeyleri bakın. 24 dakika, 18 dakika. Yani arada 6 dakika var. İşte böyle bakıyorsunuz. Yani böyle çok uzun bir süreç. Yani yaklaşık 1-2 saatlik bir süreç içerisinde yapmış buradaki tüm bu işlemleri. Eğer ben işte maça gitmeyip bunun başında olsaydım en azından belki ne bileyim %30'unu, %40'ını kurtarabilirdim. Fakat olmadığım için adam bildiğin çok rahat bir şekilde yapmış. Yani bu bir bota benzemiyor. Bu bot işlemi değil gördüğüm kadarıyla. Çünkü arada 5 dakika var, 10 dakika var falan böyle saçma bir şey yüzünden gitti para arkadaşlar. Hani bu arada %100 şuradaki volt yüzünden mi onu da bilmiyorum. Aklıma gelen tek şey bu. Çünkü dediğim gibi çok fazla dikkatliydim bilgisayarımda olmamasına karşı vesaire vesaire. Ne kadar da dikkatli olsanız başınıza böyle şeyler gelebiliyor arkadaşlar. Bu videoyu da hani sizler ne olursa olsun şunu yapmanız için çekiyorum aslında. Paranız bin dolar olabilir, on bin dolar olabilir, 1 milyon dolar olabilir. Fark etmez. Tek bir cüzdana koymayın. Ya da e, tek bir cüzdana koyacaksınız. şöyle bir şey yapın. Sıfırdan bir cüzdan açtınız. MetaMask. Hiçbir yere bağlamadınız. Hiçbir protokole girmediniz. Hiçbir web sitesine girmediniz. Onu arkadaşlar öyle tutun orada. Eğer mesela işte bir yerde stake yapacaksınız. Airdrop kasacaksınız. Oradan oraya aktarıp ufak miktarlarda yapın. Hani sizleri böyle bütün varlığınızı tehlikeye riske atacak şeyler olmaması daha önemli. Yani para pul gelip geçici, para kazanılır, kaybedilir. Bunlar önemli değil. Fakat arkadaşlar beni en çok üzen şey ben şu cüzdanımla yani bu kaybettiğim cüzdanımla arkadaşlar inanılmaz airdrop kasacaktım ve buradan çok güzel şeyler kazanabilme ihtimalim vardı. zkSync, Linea, Layer0 işte Sveldir, Puffer'dır, Bedrock'tır, Bob'dur. Aklıma gelebilecek en az 15-20 tane projeden bu cüzdanla ben yapıyordum. Bakın cüzdanın tarihine bakın. 1153 gün. Yani 4 yıl olacak neredeyse. O yüzden çok 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 üzdü bu beni. Yani para gelir gider ama bu cüzdanın potansiyeli ve bana kazandırabilecek şeyleri çok fazlaydı. Yani lineaya bakın burada mesela LXP'ler duruyor bomboş. Yani buna da bot mod kurabilirler bilmiyorum. İşte şu arkadaşla görüştük smart kontrakla. Umarım o yardımcı olabilir bize ve bir şekilde buradaki botların ne bileyim şeyi sayesinde oradaki hackerdan önce airdrop vesaire gelirse onları alıp bir şekilde oradan telafi edebilirim. Çok üzücü bir olay arkadaşlar ama sizlerin inanın bakın ben yani her zaman sizlere açık oldum benim mesela ne kadar param olduğumu da bilirsiniz nereye ne kadar stake ettiğimi de biliyordu herkes. Kimseden ben bir şey saklamadım. Bir reklam alıyorsam reklamdır dedim. İşbirliği yapıyorsam işbirliği dedim. Bir şeye yatırım yaptıysam ben buraya yatırım yaptım dedim. Harbiden iyi ki varsınız arkadaşlar. Yani cidden zor bir olay. Kimsenin başına gelmesini asla istemem. Yani hiç sevmediğim bir fenomenin bile başına gelmesini istemem. Herkese emek veriyor bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor burada. Umarım bunu da üstesinden geleceğiz. Daha hızlı bir şekilde böyle daha atılacağız bu işlere. İnsanı bir düşürüyor geriye yani benim bir 5-6 ay geriye attı. Belki daha fazla. Motivasyonunu kırıyor insanın saçma sapan böyle bir tribeye giriyorsun. Ve beynin kabul etmiyor ilk başta böyle bir şey olabileceğini. Fakat o da geçiyor arkadaşlar sıkıntı değil. Bu da bir tecrübeydi. Bundan da dersimizi aldık diye düşünüyorum. Hepiniz iyi ki varsınız arkadaşlar. Yani inanın. Çok güzel mesajlar attınız bana. Çok güzel destek oldunuz. insanın böyle zorlu zamanlar yaşadığında, başına kötü bir şey geldiğinde bunun değerini, önemini daha iyi anlıyormuş. Umarım hep beraber tekrardan kazanmaya ve öğrenmeye devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın.